Özgül Termal Mercek programını sunar. İyi akşamlar efendim. Yine bir mercek akşamında tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün yeni yayın döneminin, daha doğrusu artık bundan sonra yeni yayın döneminde her çarşamba saat 21'de sizlerle olacağız. Uzun yıllardır hep cuma akşamları sizlerde oluyorduk. Bundan sonra, bugünden itibaren cumalar değil, çarşamba akşamları merceğin akşamları olacak efendim. Yine önemli konuklarımız olacak, yine önemli konular olacak. Tabii sağlık, eğitim bu konuların başında geliyor. Sağlık dediğimde tabii bugün Afyonkarahisar'ın iki tane önemli kaybı vardı efendim. Afyon siyasetinin önemli isimlerinden bir dönem ANAP'ta siyaset yaptığımız, AK Parti teşkilatında önemli isim, il genel meclisi başkanlığı yapmış bir abimiz vefat etti maalesef. Ahmet Kocakulak. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Evet, bir diğer kaybımız ise Afyon kuyumcularından, saraplarından Nevzat Bayram. Yani eski büyüklerimizin ve bizlerin tanıdığı Afyon'un meşhur ikizler berberinden Mehmet Bayram'ın oğlu Nevzat Bayram. Kendisine buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz efendim. Evet, tablo gün geçtikçe artıyor, kötüleşiyor. Maalesef bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı gibi 1771'e çıktı açıklanan vaka sayısı. Tabii bunun arkasında uyulması gereken tedbirler var. Bu konularda uyarılar ne derece uyuluyor? Önümüzde 21 Eylül bizi bekliyor. Okulların açılacak olması, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıfına gidecek öğrencilerimiz. Bugün yine eğitimi konuşalım dedik efendim. Okulların açılmasının öncesinde eğitimi konuşalım. Afyonkarahisar'ın önemli eğitim kurumlarından TED Koleji. Geçtiğimiz gün ziyaret ettik. Hakikaten neler olduğunu bir orada görelim dedik. Sağ olsunlar kapılarını bizlere açtılar. Benim gözümle, izlenimlerimle okulların açılmasına, koronavirüs tedbirlerine uygunluğa konusunda son derece hassas bir kurum. Tamamen hazır diyebiliriz. Tabii tüm bu konuları, merak edilen konuları sizlerin adına ben soracağım. Öncelikle konuklarıma bir hoş geldiniz diyeyim efendim. TED Koleji İlkokul ve Ortaokul Müdürümüz Sayın Azime Tanrıverdi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet, ortaokul. TED Koleji PDR uzmanımız Sayın Bahar Demirezen. Efendim evet. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba efendim. Evet, ben mümkün olduğunca az konuşayım. Sizden faydalanalım efendim, istifade edelim. Evet, öncelikle bu süreç hakkında sanırım kısaca bir söyleyecekleriniz vardır hocam. Neler söylersiniz? Afyonkarahisar, vakalar artıyor, Türkiye'de artıyor. Afyonkarahisar'da hakikaten endişe veren bir tablo var. Yoğun bakımlar dolu vaziyette. Neler söylersiniz efendim? Bu sizi bir eğitimci olarak nasıl etkiliyor efendim? Hasan Bey, öncelikle yaşadığımız bu süreç hem dünya açısından, hem Türkiye açısından, hem de ilimiz açısından gerçekten hepimizin üzüntüyle izlediği, hatta gittikçe de yakınlarımıza kadar da sirayet eden bir durum arz ediyor. Sizin de biraz önce verdiğiniz örnekler dahilinde. Bir eğitimci olarak, bir anne olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak aslında hem büyük ölçekte hem küçük ölçekte de değerlendirebilmek lazım. Ve baktığımızda bu süreç hakikaten gittikçe vakaların artması insanlarda hem psikolojik olarak bir gerginlik hem bir tedirginlik yaratıyor. Bizler de eğitimciler olarak bu işi hep tabii ki işin eğitim boyutunda daha çok değerlendiriyoruz.
ve eğitim boyutunda da değerlendirirken hem kendi okulumuzda hem de Afyon çapında alınabilecek önlemler noktasında elimizden gelen desteklemeye yapıp kendi okulumuzda da hijyen kuralları çerçevesinde en iyi önlemleri almaya çalışıyoruz. Diyeceksiniz ki tablo gittikçe ağırlaşıyor. Bundan sonraki süreçte ne görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Tabii ki süreci birlikte izleyeceğiz, birlikte gözlemleyeceğiz. Gerekirse daha katı ve sert önlemlerle de devam edebiliriz. Ama şu anki şartlarda bizler var olan yeni normal adını verdiğimiz süreç içerisinde bize verilen, bize tanınan o süre içerisinde elimizden gelen en iyi önlemleri alıp en iyi şekilde eğitime katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şu anda da okulumuzda zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın da izin verdiği belirli sınıf düzeylerinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İsterseniz orada ben yönetmen arkadaşımdan rica edeyim efendim. TED Koleji'nin hazırlıklarını ve öğrencilerin uygulamaları vardı. Evet. İsterseniz onu siz anlatarak devam edelim. Yönetmen arkadaşım eğer hazırsa ekrana yansıtırsa ben sevinirim. Tabii ki. Tabii okulun girişinden itibaren önlemler başlıyor. Evet, evet hocam. Evet, şu anda okulumuzun ana giriş kapısını görüyoruz ve ana giriş kapımızdan girdiğimiz andan itibaren genel kontrollerimiz başlıyor. İlk önce ateş ölçümümüz, dezenfektan teminimiz, arkasından da maske mutlaka veriyoruz. İlerlediğinizde zaten sosyal mesafeyle ilerliyorsunuz. Hem binamızın içerisinde hem de bahçemizde. Binaya girdiğinizde hemen sizi bir dezenfektan paspası karşılıyor. Ve orada ayakkabılarımızı dezenfekte ettikten sonra binanın içerisinde her yere, uygun yerlere daha doğrusu yerleştirilmiş olan uyarı levhalarımız bizleri yönlendiriyor. Sanırım şu anda öğrencilerimiz kampüse giriş yapıyor değil aynen mi efendim? Aynen. Gördüğünüz gibi bakın burada ateş ölçümlerimizi yapıyoruz hemşire gözetiminde. Öğrencilerimizi özellikle sosyal mesafeye uygun olarak alıyoruz. Binaya girdiklerinde de zaten tek girişli bir giriş oluşturduk. Çünkü yatay mimarili evet, bir okuluz. Orada ikinci bir ateş ölçümümüz var. Evet. Onu da sağladıktan sonra dezenfektanımızı kullanıyoruz. Bakın dikkat ederseniz orada bir paspasımız var. Arkasından binaya girişimizi gerçekleştiriyoruz. Yine devamında yine görüyoruz bakın her yerde uyarı levhalarımız. Bu gördüğümüz görüntü sınıflarımızdan alınmış bir görüntü. Kaçıncı sınıf? Bunlar 8. sınıf öğrencilerimiz ve 8. sınıf öğrencilerimizin şu anda sınıflarda bizler sosyal mesafe kuralına göre konumlandırmış bulunuyoruz. Hatta sınıf içerisinde alanı daraltabilecek ne varsa fazlalık anlamında hepsini sınıf dışına taşıdık ve tamamen mesafeler üzerinde çalıştık ve şu anda aldığımız önlemler çerçevesinde sosyal mesafeli, maskeli, bu çok önemli tabii ki, öğretmen arkadaşlarımızın siperlikle eğitime, öğretime devam etmesini sağlıyoruz. Ki çok çok önemli şu süreçte zaten. Koridorlarımızın bakın evet, genişlikleri çok belirgin genişliktedir. Bu gördüğünüz görsel anaokulumuzdan. Anaokulumuz kampüsümüzün içerisinde kendine ait müstakil bir yapı. Yani ilkokulumuzdan, ortaokulumuzdan ve lisemizden bağımsız bir birim. Ve kendi içerisinde de tamamen anaokulu olarak yapılandırılmış. Bu bizim işimizi bu noktada çok kolaylaştırıyor Hasan Bey. Ve gördüğünüz gibi sosyal mesafeli, yine maskeli, öğretmenlerimizin de bu kurallara uygun olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde eğitim öğretimimize başladık ve şu süreçte de devam ediyoruz. Evet, tabii bununla ilgili ilkokul ve anaokuluyla ilgili Oben Hocam gelecek, onu da soracağım. Ama ben bu arada Bahar Hocam'a dönmek istiyorum. Evet, 8. Evet. sınıflar başladı. Evet. Öğrencilerin bu olayı algılaması nasıl oluyor? Yani anne babadan daha mı duyarlılar yoksa daha mı rahatlar öğrencilerimiz? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani şu anda 8. sınıflarda eğitimi, yüz yüze eğitim öğretimi devam eden çok şanslı kurumlardan bir tanesiyiz. Ve bu noktada da öğrencilerimiz çok şanslılar. Çünkü yüz yüze eğitimin getirdiği avantajları sonuna kadar kullanıyoruz. Bununla başlamak istiyorum. Şimdi şöyle, küresel boyutta yaşanan bu pandemi aslında bizim ilk çocukluk çağında oluşturduğumuz, bebeklik çağında oluşturduğumuz güvene karşı güvensizlik duygusu dediğimiz bizim dünyaya karşı olan güven duygumuzu biraz sarstı.
Neden? Dünya anne karnından sonra çocuğun dünyaya gelmesiyle beraber hem sosyal hem fiziksel çevresinde dünyaya karşı bir güven duyuyordu çocuklarımız. Ama pandemi sürecinde sanırım bunda bir çocuklarda bir güven duygusunda bir sarsılma yaşandı. Ve bunun yansımalarında da hem akademik hem sosyal hem psikodinamik süreçlerde zaman zaman sıkıntılar yaşanmaya başladı. Benim şahsen bana soracak olursanız hem öğrencilerimden de örnek vererek söyleyebilirim. Öğrencilerimiz bu süreçte çok daha kolay baş ediyorlar. Yani yetişkinlerimize göre. Çünkü şöyle anlatayım. Yani insanoğlunun bence en güçlü yanı adaptasyon yeteneği. İçinde bulunduğu koşullara adaptasyon yeteneği. Ha bunu hem bireysel bazda hem kurumsal bazda aslında içinde bulunduğu şartlara ne kadar çabuk uyum sağlayabiliyorsak eğer başarıyı da o şekilde sağlayabiliyoruz diyebilirim. Hem dediğim gibi hem kurumsal bazda hem bireysel bazda. Biz geçen sene Mart ayı itibariyle bir pandemi sürecinin içerisine çok ani bir şekilde girdik. Evet. Hiç beklenmedik bir şekilde girdik. Sınav hazırlığının ortasında hiç beklenmedik bir şekilde karşılaştık bununla. Ha buna karşı çok ciddi ve çok hızlı bir şekilde aksiyon alabildik. Profesyonel bir şekilde hazırlık sürecimiz hem teknik hem dediğim gibi akademik hem psikososyal açıdan güçlü de bir PDR kadrosu olduğu için bu anlamda gerekli önlemleri alabildik. Ve hani diyebilirim ki verimli bir pandemi süreci ve sınav süreci atlattık. Burada şunun da çok avantajı oldu diyebilirim. İlk defa LGS çocukların kendi okullarında gerçekleşti. Kendi okulumuzda çocukların kendi bildiği sıralarda, kendi duvarlarının, okulun kendi kokusunu bildiği ortamda girmesi kendilerini çok iyi hissettirdi. Bizler de görevliydik sınavda, PDR uzmanları. Bu anlamda bu da başarımıza yansıdı. Yani hiçbir aslında başarı tesadüfi değil. Başından itibaren alınan önlemler, çocuklara sağlanan psikososyal ve akademik destek aslında başarıyı da getirdi. Yani %90 gibi bir yaklaşık bir online başarı oranımız var. Online eğitim de yaptınız. Efendim? Değil, online eğitim de yapıldı tabii değil ki, mi? Tabii ki, tabii ki. Yani dediğim gibi pandeminin ilk sürecinden itibaren çok ciddi bir aksiyon alınarak normal eğitim, nasıl okulda saatler bazında ve dersler bazında aynısı bizim online eğitimimize entegre edildi. Sadece okul ortamında yapılmadı. Hem ders sayıları, sınavlar olsun, psikososyal destek açısından. Yani dediğim gibi sadece okulda değildik biz. Online eğitimde bunu entegre edebilen şanslı kurumlarımız. Peki online eğitimin başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Yani tabii yüz yüze eğitim gibi tabii, olmadı ama yani örneğin dediniz siz sınavlar kendi okulumuzda yapıldı. Hı hı, evet. Bu bir artı getirdi mi efendim? Tabii ki getirdi. Yani LGS, gerçek LGS kendi okulumuzda gerçekleştirildi. Çocuğun kendi bir kere iyi hissetmesine sebep oldu. Dediğim gibi o binadan girişinde kendi okuluna girmesi, duvarlarını bildiği, ortamını bildiği okulda sınava girmiş olması çocuğu çok gerçekten iyi hissettirdi. Kaygı düzeyini kontrol altına almasını sağladı. Bildiği öğretmenleri, bizler mesela ben vardım, okul yöneticimiz Azime Hocam vardı, müdür yardımcımız vardı. Yani onları karşıladık, okulun içinde tanıdık bir sima, bir gülümseme onları iyi hissettirdi aslında. O açıdan da çok şanslılardı geçen sene. Hani bu sene süreç nasıl gerçekleşecek bilmiyoruz ama dediğim gibi. Hayır şöyle, yani yüz yüze eğitim ve online eğitimi tabii ki karşılaştıramayız. Yani bir takım eksikliklerimiz var. Hele ki benim yaş grubumda, ben adolesan grupta çalışıyorum. Yani ergenlik dönemi, sosyal iletişimin, sosyal öğrenmenin, akran öğrenmesinin çok yoğun olduğu bir yaş grubu içerisindeyim ben. Biz birbirimize sinerji veriyoruz şu anda. Birbirimize etkileşiyoruz, öğreniyoruz, soruyoruz. Bu çok önemli öğrenme materyallerinde. Bu tamamen geri çekildi online eğitimde. Ama dediğim gibi yani profesyonel bir yaklaşımda olabilecek en iyi imkanları çocuklara sağlamaya çalıştık diyebilirim. Sizin dönem yani ortaokul hakikaten öyle bir dönem. Tabii bu dönemi ne siz yaşadınız ne öğrenciler yaşadı. Hiç kimsenin yaşamadığı evet. biri. Veliler de yaşamadı. O zaman veliler sizi dinliyorlar efendim. Evet. Neler yapmalı veliler? Mutlaka velilerle konuşuyorsunuz ama tabii. burada geniş bir veli kitlesine de hitap etmiş olacaksınız. Tabii efendim. Şimdi şöyle anlatayım. Yani
Online eğitim sırasında velilerin en çok zorlandıkları şey aslında aynı zamanda da günlük yaşamın akıyor olması. Yani anne baba işe gidiyor, çeşitli ev sorumlulukları var. Bir yandan da çocuklar eğitim hayatına devam ediyor. Yani burada biraz rol karmaşası yaşadı velilerimiz. Çok da hazırlıksız yakalandıkları için bir karmaşa, kaos oldu diyebilirim. Bir yandan da bir endişe taşıyorlar tabii yani ve bu son derece doğal. Bunun doğal olması kadar yani biz de bizim korkmamız, endişe taşımamız, hastalıkla ilgili kafamızda soru işaretlerinin olması son derece doğal. Bir kere bu kabulle başlarsak eğer galiba yaşanabilecek problemleri biraz daha rahat göğüsleyebiliriz diye düşünüyorum. En çok bu rollerde sıkıntı yaşadılar. Yani hem iş yaşamının devam etmesi ve öğretmen materyali çekildi. Yani öğretmenin etkisi. Evet ekran başındaydık ama dediğim gibi çocukla birebir iletişim sağlamakta biraz daha güçlük çektiğimiz için çocuk kendi otokontrolünü sağlamak zorunda kaldı. Ha, ben bir rehber öğretmenim aslında dezavantajlarının yanında avantajları da olduğunu düşünüyorum. Çocuk geçti kontrol koltuğuna. Yani kendi otokontrolünü sağlamayı güçlenerek, evet zorlanarak ama güçlenerek çıktı bu süreçten de. Yani hep de dezavantajlı olduğunu söyleyemem açıkçası. Avantajları da vardı bunun. Kendi öğrenme gücünü, kendi öğrenme stilini fark etti. Ve kendi başına bir şeyler yapabilmenin gücünü keşfetti çocuk. Yani doğada böyledir zaten. Zorlandığınız zaman öğrenirsiniz ve güçlenirsiniz. İşte zorlanma becerisiyle baş edebilen öğrenciler bu işten başarıyla çıktılar. LGS'de de böyle. Yani sosyal izolasyon bazı çocuklarda çok olumsuz etkiledi bazı çocukları. Yani sosyal ortamdan beslenen çocuklar açıkçası biraz daha olumsuz beslendiler. Kimi çocuksa çok daha farklı. Kendi içine döndü ve kendi duygularıyla iletişime geçti. Ne hissettiğini fark etti ve ona göre tepki geliştirdi. Mesela LGS hazırlığında zaten biz o biraz sosyal izolasyonu isteriz aslında. Yani doğal kendiliğinden gelişti bu süreç ve çocuklar üstünde çok olumlu etkileri olan çocuklarımız oldu LGS sürecinde. Yani ivmesi çok yükselen çocuklar oldu ama düşen çocuklar da oldu. Ha, bu anlamda biz rehber öğretmenleri aslında bu süreçte çok ciddi manada iş düştü. Velilerimize şöyle anlatabilirim. Aslında buradaki en basit reçete, matematik şu. Bir rutin belirlemeliler. Yani ne olursa olsun yepyeni bir yaşam koşuluyla karşılaştığımız anda ortamı fark edip, zorlukları, güçlükleri fark edip buna göre önlemler aldığımız zaman aslında o işte yeni normal diyoruz da ya işte o yeni normale çok daha kolay uyum sağlayabiliyoruz. Mesela ben en çok velilerimize şunları söyledim. Bir rutin oluşturun dedim. Yani bu çocuk kaçta kalkacak? Çünkü son derece esnek koşullar, yaşam koşulları bizim işimizi çok zorlaştırdı. Yani çocuklar her ne kadar adolesan dönemde kural sevmez, disiplin sevmez gibi görünseler de kurallar onları güvenli tutar. Ve verilen sorumluluklar onları olumlu manada büyütür. Rutinleriniz olsun dedim. Yatma saatiniz, kalkma saatiniz, kahvaltı saatiniz. Mesela kalktığınız zaman üstünüzü mutlaka giyin. Saçınızı tarayın. Aynı dışarıya çıkacakmış gibi. Yani ev içerisindeki çünkü o beden, o ruh haliniz çok önemlidir. Kendinize verdiğiniz mesaj da çok önemlidir. Bizi bu süreçte en çok zorlayan teknolojik aletlere yoğunlaşma oldu. Yani onlara konulması gereken sınırların biraz daha zorlaşması oldu. Bu noktada da zaten hani online eğitim bilgisayardan gerçekleştiği için sonrasında da bu sınırın konmasında zorluklar yaşadı velilerimiz. Dediğim gibi belli sınırların baştan konulması, anlaşmaların yapılması velilerimizi çok rahatlatacaktır bu süreçte. Yani işte dediğim gibi sosyal izolasyon çocukların bazılarına çok olumsuz etkili. Ama aynı zamanda da aile bağlarımızı güçlendiriyor. Yani birbirimize daha çok zaman ayırmaya başladık. Birbirimizi daha tanıdık, daha iyi tanıdık. Daha kaliteli zamanlar geçirmeye başladık. Ben kendi hayatımda da onu hep düstur edinmişimdir. Yani olumsuz bir şey varsa hayatımda hep onun olumlu yönünü bulmaya çalışmışımdır. Aslında velilerimize de söyleyeceğim şey bu olacaktır. Yani o siyahın içerisinde, siyah tablonun içerisinde mutlaka bir beyaz vardır. O beyazı bulmak ve biraz da olumlu bakış açısıyla yaklaşmak aslında bizi rahatlatır diye yani düşünüyorum. Bu sözlerinizden ben bu geçtiğimiz yılın veya bu yılın bir kayıp olarak görmediğinizi anlıyorum.
Ya ben evet çok kötümser değilim açıkçası. Dediğim gibi hep kazançlara bakıyorum ben. Evet kayıplarımız oldu. Hala da olmaya devam ediyor ama aynı hayat boyunca biraz daha kazançlara odaklanmak, hep önümüze bakmak gerekiyor. Ona göre davranış geliştirmek gerekiyor. Eğer bunu yaparsak ben kazançların daha da geride bırakılacağını düşünüyorum açıkçası. Yani burada çocuklarımızı iyi tanımak gerekiyor Hasan Bey. Yani aslında anne baba olmanın pandemiden de bağımsız. Anne baba olmanın formülünde bu vardır. Hepimiz çocuk yetiştiriyoruz. Yani çocuklarımızın güçlü ve zayıf yanlarını fark edip ona göre önlem almak. Önce kabulle, onu kabul edip ona göre önlem almak aslında çocuk yetiştirmenin bence en temel formülüdür. Ve onu da mutlu ve sağlıklı, kendini gerçekleştirebilmiş şekilde yetişmesi için bu da çok önemli faktör olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, ben hemen sorayım efendim. LGS sonuçlarından memnun musun? Biz çok memnunuz. Yani başarı anlamında baktığımız zaman bizim beklediğimiz sonuçlarımızı elde ettik. Dediğim gibi bazı çocuklarda, yani popülasyon içine baktığınız zaman bazı çocuklar çok ciddi bir ivme kazandı. Yani bu sosyal izolasyon onların ders çalışma performansları üzerinde çok etkili oldu. Hani düşüşler de oldu ama kitlesel olarak başarımıza baktığımız zaman bizim için gayet memnun edici, yüz güldürücü sonuçlar vardı. Çocuklarımız da son derece mutluydu. Ama bunun ben gene arka planında alınan önlemler ve yoğun bir çalışma temposu olduğunu düşünüyorum. Bu bir ekip işi bir de. Yani dediğim gibi biz pandemiye çok hazırlıksız bir şekilde yakalandık. Evet bu sene daha hazırlıklıyız, daha önlemleri çok daha rahat aldık ama aldığımız önlemlere baktığımız zaman Türkiye çapında ben çok önde olduğumuzu görüyorum. Yani mütevazi davranmak istemiyorum bu açıdan. Gerçekten ciddi bir ekip çalışması vardı burada. Ciddi bir emek vardı. Biz bu emeğimizin karşılığını da aldık. Yani tabii ki sınavın kendi doğasından kaynaklanan bazı şeyler mutlaka olmuştur. Yani olmadı diyemem ama o her sınavda olur. Pandemiden bağımsızdır bu. Pandemi olmasaydı da bazı şeyler olabilirdi. Ama biz karnemizden memnunuz. Evet, ve köklü bir kurumsunuz. İyi bir yönetim kadrosu var. Evet. İyi bir yönetim kurulu başkanı var. Hakikaten avantajları çok. Hocam son 3 dakikaya giriyoruz. Ben hocamla tamamlayayım istiyorum. Korkuyor musunuz hocam? Neden? Yarınlardan korkuyor musunuz? Yani örneğin sorayım. Ana sınıfına gidecek bir çocuğunuz olsa veya ilkokul 1'e gönderir misiniz? Şu anda zaten ana sınıfına giden bir çocuğum var. Şöyle söyleyeyim. Yani korku çok doğal. Ben size bunu başlangıcında da söyledim. Aslında korkuyu normalleştirip altında yatan nedenlere baktığımız zaman zaten bunun nedeni ortaya çıkabiliyor. Ben de evet korkabilirim. Bu son derece doğal bir süreç. Ama bu korkuyu şöyle anlatayım ben size. Pandemiyle ilgili değil. Yani çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımız. Bu pandemi olmasaydı da aslında çocuklarımız için hepimiz endişe ediyoruz. Onlara sağlıklı bir gelecek verebilmek için. Ama öngöremeyeceğimiz şeyler de var. Bunu da söyleyebilirim ben size. Dediğim gibi biraz akışına bırakmak gerekiyor. Ben bir veli olarak biraz öngörmek isterim. Yani bir gidişata bakmak isterim. Süreci değerlendirmek isterim. Kendi hayatımda da biraz böyle garantici ve tedbirli bir insan olduğum için korkularımın yanında ama benim korkularımın da çocuğumun hem psikolojik hem de akademik gelişmesinin önüne geçmesine müsaade etmem. Dediğim gibi tedbirli davranıp biraz ortamı gözlemlemek isteyebilirim. Velilerimiz de bunu isteyebilirler ama dediğim gibi okulumuzda alınan önlemler son derece güvenli ve de hani herhangi bir endişe taşımaya çok fazla gerek olduğunu da düşünmüyorum. Ama velilerimiz şunu düşünebilir, bunu ben de düşünebilirim. Dediğim gibi bir ebeveyn olarak, ben bugün bir PDR uzmanı olarak değil de anne olarak duygusal yönüm ağır basarsa eğer gözlemlemeyi tercih edebilirim. Evet, isterseniz reklam arasına gireceğim. Ben öğrencilere ve velilere mesajınızı da gireyim efendim. Evet, şöyle anlatayım. Yani süreç nasıl devam ederse etsin, ister yüz yüze, ister online'da devam ederse etsin. Bir anlamda zaten yapılacaklar eğitim sürecinde, LGS açısından söyleyeyim ya da normal eğitim süreci açısından zaten
yapılacaklar belli. Ve biz bu sene çok daha tecrübeliyiz. Hem öğretmen kadrosu olarak hem PDR kadrosu olarak. Bu anlamda bizler elimizden gelen bütün önlemleri alacağız. Ben velilerimize de bunu söylüyorum. Yani bir bakıma bize güvenmeleri ve bu anlamda da desteklemelerini istiyoruz bizlerden. Evet, sizden. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, efendim kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Özgül Termal'in sunduğu Mercek programı devam edecek. Özgül Termal'in sunduğu Mercek programı devam ediyor. Evet, Mercek tüm hızıyla devam ediyor. TED Afyon Koleji'nde pandemi döneminde eğitimi, alınan önlemleri konuşmaya devam ediyoruz. Yine bir PDR uzmanımız var efendim. TED Koleji'nin anaokulu ve ilkokulu PDR uzmanı Oben Öncel Koç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, gülen yüzünüzle stüdyomuza renk kattınız efendim. Size geleceğiz, sizinle konuşmaya devam edeceğiz ama ben müdürüme sormak isterim. Birkaç soruyu birleştirerek sorayım efendim. Siz kayıp yıl olarak görüyor musunuz başarıyı? Ve bir de efendim okula öğrencisini gönderecek veliler. Evet, ben çocuğumu gönderiyorum. Herhangi bir ailemde vaka yok. Çocuğumda herhangi bir vaka yok. Ama gelen arkadaşının bir ailesinde temas var mıdır, yok mudur? Böyle bir endişe olabilir efendim. Veya aile işte çocuğum derslerden geri kalmasın diye göndermek isteyebilir. Evet, çocuklar kolay geçiriyor, dinleyebilir. Ama bugün Erzurum Sağlık İl Müdürü'nün açıklamasında 9 yaşındaki bir yavrumuzu kaybettik. Bir sağlık çalışanının çocuğu. Bu konuda neler söylersin efendim? Hasan Bey, şimdi ilk sorunuzla başlayalım. Geçtiğimiz 16 Mart'tan itibaren ayın 18'ine, Haziran 18'ine kadar geçirdiğimiz bir online eğitim dönemimiz var. Ve şu anda da 17 Ağustos'tan itibaren başladığımız yine bir online eğitim dönemimiz var. Şimdi kayıp bir yıl olarak görüyor muyuz? Ben şimdi birkaç tane istatistiksel veri paylaşmak istiyorum. Biz kendi okulumuzda TED Afyon Koleji olarak 16 Mart'tan 18 Haziran'a kadar toplamda bütün verileri sistemden çektirdim arkadaşlarıma. 2503 saat canlı ders, arkasından 5605 ödevlendirme, 245 tane de online sınav gerçekleştirebilmişiz. Şimdi kayıp bir yıl mı derken ben bunu kayıp bir yıl olarak kabul etmiyorum. Neden kabul etmiyorum? Evet, sağlık çok önemli ama eğitim de bu ülkenin, hatta dünyanın ötelenebilecek bir noktası değil diye bir bakış açısına sahibim ki bunun da ne kadar önemli olduğunu, eğitimin ne kadar önemli olduğunu şu anki süreçte zaten gördük. Çünkü bilimin ışığında işte ilaç çalışmaları, tedavi çalışmaları ve aşı çalışmaları devam etmekte. Buna bağlı olarak verilen eğitimin içeriklerinin, ders takiplerinin hepsinin böyle totalde değerlendirildiğinde ben açıkçası kayıp bir yıl olduğunu düşünmüyorum. Şunu tartışabiliriz, biraz önceki arkadaşımla da görüştüğümüz gibi. Bunun verimlilik düzeyi ne kadardır? İşte öğrenciye bunun yüzde kaçı geçmiştir? Tabii ki her öğrencideki oranı aynı değildir. Tabii ki yüz yüze eğitimdeki kadar verimli geçmemiş de olabilir. Ama bu öğrenciye göre, ailenin olaya bakışına göre, öğretmenin verimliliğine göre değişen bir durum. Dolayısıyla ben bu yılı, geçtiğimiz yılı kayıp bir yıl olarak görmüyorum. Hatta başladığımız 17 Ağustos'tan itibarenki süreci de şu anda kayıp bir dönem olarak da görmüyorum. Hele ki yüz yüze alabildiğim gruplarım devam etmekte. Önlemli bir ana sınıfı grubum var. Kayıp bir yıl olarak kesinlikle ama kesinlikle değerlendirmiyorum. Bu önemli bir konu bence. İkinci sorunuza gelince, tedirgin bir aile grubumuz var. Bir toplumsal durum söz konusu. Ve
ben de bir veliyim, ben de bir anneyim ve anne hassasiyetiyle de değerlendirmeye çalışıyorum. Veliler güvenerek okula gönderiyorlar ve ben her seferinde her velime, her yerde şu cümleyi mutlaka söylüyorum. İnanın okullar şu anda Türk Standartları Enstitüsü'nün bize sunduğu hijyen kurallarına göre önlemlerini alıyor ve bu önlemler çerçevesinde şu anda çocuğumuzu götürdüğümüz çoğu yerden çok daha güvenilir ortamlar. Bu anlamda ben kendi çocuğumu da şu anda rahatlıkla getirip rahatlıkla götürebiliyorum. Çünkü alınan önlemlerin hepsini ben tanım. Peki diyelim ki sizin söylediğiniz senaryodan devam edelim. İşte pozitif bir vaka var ya da çevrede duyuldu. Bu size haber olarak geliyor mu? Ya da çocuğun temas ettiği bir çevresinde böyle bir şey çıktığında biz ne yapıyoruz? Benim çok büyük avantajlarım var. Birinci avantajım kurumsal olarak hitap ettiğim ve bana dahil olan, bana destek olan çok ciddi bir veli grubuna sahibim. Çok bilinçli bir veli grubumuz var. Bu tarz bir durumla karşılaştıklarında çok hızlı bir haberleşme sirkülasyonu yaşıyoruz. En alttaki inanın öğretmeninden en üstteki idaresine kadar bilgi akışı bize sağlanıyor. Eğer ki böyle bir tespitimiz olursa, şu ana kadar yüz yüze gelen çocuklarımızda böyle bir şey yaşamadık. Ama ara sınıflarda, çevremizde şöyle bir durum var hocam. Biz şu durumdayız diyen herkesle de iletişim halindeyiz. Hatta bünyesinde bulunduğumuz Park Hayat grubu bu anlamda bize çok ciddi destek vermekte. Çok hızlı test, çok hızlı sonuç alınmakta. Bu da elimizde işin açıkçası şu süreçte kolaylaştıran etkenlerden bir tanesi. Olası durum kesinlikle, olası bir senaryo ama biz her türlü senaryoya hazırlıklıyız şu anda. Dediğim gibi arkamızda bizi destekleyen çok büyük bir sağlık kuruluşumuz var. Evet, teşekkür ederim. O böyle hocam siz konuşurken hep sizi tasdikledi, başıyla salladı. Hemen sorayım o zaman. bu kadar güveniyorsunuz ama tabii çevredeki okulları bilmiyorsunuz, yani Türkiye genelini bilmiyorsunuz. Yarın sizi Cumhurbaşkanımız, Milli Eğitim Bakanısınız dedi o ben hocam. Okulları açar mısınız? Yani şimdi hani oturduğum yerden konuşmak kolay olur. Hiç o deri koltuklarda oturmadım. Otursaydım ne yapardım inanın şu an bilmiyorum. Ama emin olun, yani ben buna eminim. Milli eğitimin en tepesinden, en alttaki hizmetlisine kadar. Yani nasıl sağlık çalışanları birer neferse ve süper kahramansa, ben öyle diyorum. Artık onları öyle tanımlıyorum. Ve bunun için çaba sarf ediyorlarsa aynı şekilde eğitimde çalışan her fert de bir nefer. Hani vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır söz var ya, eminim ki herkes bütün koşulları göz önünde bulundurarak belirli eylemlerde bulunuyordur. Ben o koltukta otursaydım ben de öyle yapardım. Yani sadece kendi okulum bazında değil, tüm Türkiye'yi değerlendirdiğimde yapabileceğim şeyler yine benzer senaryolar olurdu. Evet, ben az önce Bahar hocama da sordum. Çocuğunuzu gönderir misiniz dedim. Siz gönderir misiniz hocam? Ben gönderiyorum. Yani gönderiyorum derken benimle birlikte okula geliyor. Şimdi tekrar ediyorum. Siz bu kurumda çalışıyorsunuz. Bu kurumun her şeyini biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani dolayısıyla işin mutfağında olan biri olarak hangi noktaya kadar güven duyacağınızı, hangi noktada tedirgin olabileceğinizi aslında biliyorsunuz. Ben işin en başından şu an geldiğimiz noktaya kadar ki bütün süreçlere hem idarecilerim adına hem ebeveynler hem çocuklar hem yani okulda var olan her birey adına biliyorum. Ve açıkçası benimle birlikte gelip benimle birlikte gidiyor. Bugün yüz yüze eğitime başlasa, benim oğlum ikinci sınıf oldu. Kesinlikle güvenerek gönderirim. Evet. Peki hocam bu çekimleri yaparken ben yönetmen arkadaşımdan yine rica edeyim o görüntüleri göstersin. Ana sınıfındaki öğrencilerimiz hakikaten çok duyarlı gördüm. Ve orası bir senaryoda değildi. Onlara bu süreci anlatmanız nasıl oluyor efendim? Algılamaları nasıl anlatabiliyorsunuz? Şimdi şöyle, çünkü biz buradan devamlı haber bültenlerinde ve diğer şeylerde büyükleri anlatamıyoruz. Maske takın, sosyal mesafe, hijyen diyoruz. Ama küçükler nasıl efendim? Yavrularımız şimdi nasıl? Şimdi şöyle, bir kere dediğimiz gibi hani belki de özel okulların avantajıdır bu. Sosyokültürel açıdan belirli bir farkındalığa sahip veliler var. Ve dolayısıyla veliler zaten çocuklarla bu konuşmaları
bu süreci paylaşmış oluyorlar. Orada etkili iletişim kurulmuş oluyor. Bize geldiklerinde zaten belirli bir farkındalıkla geldi çoğu. Biz ne yaptık bu süreçte? Biz oyunlar oynadık, oyunlarla anlattık. Yaratıcı drama kullandık, rol play'ler yaptık. animasyonlarla destekledik. Yani ne kadar fazla öğretim materyali kullandığımız, ne kadar fazla duyularına hitap ettiğimizle alakalı bu. Ve evet, arada unutabilirler bazen. Çünkü çok küçükler ve dokunsallar. Birbirlerine sarılmak istiyorlar. Böyle birbirlerine yaklaşmak isteyebilirler ama inanın ki mesela öğretmen sayısı 2 ise 3, 3 ise 5, anlatabiliyor muyum? Onların yanında olan, onlara destek veren kişi sayısı çok fazla. Yani sadece benim çalışmam değil, bütün öğretmenlerimiz, yani sınıf öğretmenleri de dahil olmak üzere, branş öğretmenleri de dahil olmak üzere bir şekilde bu farkındalığı vermek için sürekli etkinlikler yapıyoruz. Yani başarı oranımızı tasdik ettiğiniz için de teşekkür ederim ayrıca. Elimizden geleni yapıyoruz. Böyle evet, TET'in öğretmen kadrosunu ben yakından biliyorum. Size sormak isterim efendim. Öğretmenlerimiz bu arada biraz fazla mı üzerlerine geldi? Çok mu yoruldular bu süreçte? İkinize de sormuş olayım. Çünkü eşimin kardeşi sizde, biyoloji öğretmeni Nagihan Salman. Ben bir baktım Pers'i çıkmış vaziyette. Bu online eğitimde olsun uzun bir süreç vardı. Öğretmenlere çok mu yüklendiniz? Bir de vaka rastlanan öğretmenimiz oldum efendim. İlk önce son sorunuzla başlayayım. Şu ana kadar rastlanan bir vakamız olmadı öğretmenlerimiz açısından. Bu bizim için sevindirici bir durum. Öğretmenlerimizi çok mu yoruyoruz? İnanın şu anki süreç hepimiz için çok yorucu bir süreç. O gün karşılaşmanızı ben de hatırlıyorum. Evet. Şöyle ki, inanın yüz yüze eğitim sürecinde de şu anda hem maske hem de siperlikle bu işi yapmak gerçekten zor. Zorlayıcı bir süreç. Mevsimsel özellikler, tabii ki havaların hala sıcak olması ikinci bir etken. Hem yüz yüze eğitim verip aynı zamanda da o boşluklarınızda bilgisayar karşısında online eğitim veriyor olmanız tabii ki yorucu bir süreç. Ama çok şanslıyız ki biz idareciler, okul yönetimi olarak aidiyet duygusu çok yüksek arkadaşlarımızla çalışıyoruz. TED zaten biliyorsunuz Afyon'da 21. yılına başlıyor Eylül'e itibariyle. 21. hizmet yılına başlıyor ve bu bizim için çok büyük bir gurur. Şu anda Afyon'da en uzun süreli, en köklü ayakta kalmış bir eğitim kurumuyuz. Ve özel okul olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu anlamda da hem artılarımız var ama öğretmen kadromuzun kalitesi zaten herkes tarafından bilinmekte. Kalitesinden de ziyade bence özverisi çok değerli ve çok önemli. Ben de buradan sizin aracılığınızla bütün öğretmen arkadaşlarıma verdikleri özveriden, verdikleri destekten ve tabii ki anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Evet, ücret kalitesini sormuyorum. Hemen Ogan hocama dönmek istiyorum efendim. Bir günü nasıl geçiriyor öğrencilerimiz? Bir ve gün... sizin faktörünüz nedir burada? Yani öğrencinin psikolojisi, evet, bir de velinin psikolojisi eklendi. Anlatır mısınız efendim? Tabii, şöyle. Bir günlerini nasıl geçiriyorlar? Öncelikle sınıf öğretmenleriyle güne başlıyorlar. Anaokulu için konuşuyorum. İlkokul için de aynı. Bir dayanışma çemberi yapıyorlar. Yani o gün neler yapacaklar, neler paylaşacaklar, o süreçte hangi oyunları oynayacaklar, bunun paylaşımını yapıyorlar. Sonra sosyal mesafeye uygun olarak sabah sporları yapıyorlar, eğleniyorlar. Sonra da branş dersleri başlıyor. Onda da yine etkinlik ağırlıklı. Ben nasıl destek veriyorum? Bir kere benim her bir grup için ayrı ayrı derslerim var. O derslerime giriyorum. O derslerde İşte bazen masal anlatarak, bazen oyunlar oynatarak, bazen dediğim gibi yaratıcı dramayı kullanarak. Yani bir çocuk neyi seviyorsa onları yaparak derslerimizi işliyoruz. Birebir olarak ne yapıyoruz derseniz, birebir olarak da çalışmalarımız var. Şimdi çocukları tanımamız gerekiyor, yeni gelenler için söylüyorum. Onları tanıma çalışmaları yapıyoruz. Yine oyunlar çalışıyoruz, duygular çalışıyoruz. Yani aslında birçok çalışmayı yapıyor. Bu süreç rehber öğretmenler için çok önemli. Neden önemli? Çünkü yetiştirdikleri bireyler ileride Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan bireyler olacak. Ve dolayısıyla bizim üstümüze de çok büyük bir sorumluluk var.
Ama yani dediğim gibi vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Bu noktada ne kadar yorulduğumuzun bence hiçbir önemi yok. Önemli olan onların mutluluğu. Evet. Diye özetleyebilirim. Evet. Veli ve öğrenci psikolojisine geldiğimizde evet zor bir süreç. Bir sürü araştırma var bu konuyla ilgili yapılmış. Yani Dünya Sağlık Örgütü, işte Yankı Hoca'nın çalışmaları var. Profesör Doktor Yankı Yazgan'ın çalışmaları var. Doğan Hoca'nın çalışmaları var. ODTÜ'nün var. TED'in var. TED Üniversitesi'nin. Bunları da değerlendirdiğinizde aslında ortaya bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Aslında burada temelde bütün çocuklar bunun kaygısının bozukluğunu diyeyim, kaygı bozukluğu yaşamayabilir. Bazı çocuklar bu süreçten çok daha güçlü, çok daha öz denetimli, çok daha ayakları üzerinde durarak çıkacaklar. Bazı çocuklar da desteklenmek durumunda olacak. Biz bunun için, biz değil yani Milli Eğitim'den tutun da işte TED Genel Merkez'den herkes yaklaşık bir 8 ay önce belirli ihtiyaç analizlerini yapmaya başladı. Belirli eylem planları ortaya çıktı. Milli Eğitim'de, TED Genel Merkez'de bize bu eylem planlarını gönderdi. Ve biz bu eylem planları doğrultusunda yaklaşık bir 4 ay önce bütün PDR zümre, yani burada göreceğiniz tüm arkadaşlarımız bir araya gelip neler yapabiliriz çalıştık. Bu süreçte en önemli nokta etkili iletişim. Velisinden öğrencisine, öğrencisinden hizmetlisine kadar o iletişimi dinamik tutmak, etkili tutmak çok önemli. Tabii ki de ebeveyn olarak baktığınızda hassasiyeti yüksek olan ebeveynlerimiz de olacak. Ama dinlemek, dinledikten sonra anlamak, empati geliştirmek ve ondan sonra birlikte çözüm üretebilmek en sağlıklısı olacak. Evet, Azim Hocam, tabii yine de ben sorayım. Bu online eğitim konusunda, bilgisayar ve internet konusunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz efendim? Bilgisayar ve internet konusunda şu anda belirgin bir sıkıntımız olmadı. Çünkü velilerimizin sosyoekonomik düzeyi bu anlamda bütün öğrencilerimizde bu şartları sağlayabilecek düzeyde. Ama bizim okulumuzda şu anda TED Genel Merkezi'nin de desteğiyle hizmet verdiğimiz tam eğitim burslu çocuklarımız da var. Onların ihtiyaçlarını tek tek analiz edip gerek bilgisayar gerek internet bağlantısı evlerine olmak şartıyla hepsini de karşıladık, ihtiyacı olanlardı. Ama onun haricinde herhangi çok belirgin bir bahsettiğiniz düzeyde bir ihtiyaç durumu ortaya çıkmadı. Hatta biz ne istersek daha fazla yapabilme noktasında olumlu dönüşler aldık velilerimizden. Burslu öğrencilerimizde de gerekli çalışmaların ihtiyaç karşılama durumlarını ortaya çıkardık ve yaptık. Çok büyük sıkıntı yaşamadık. Evet, o zaman Oven Hoca'nın da ihtiyaçları karşılan ana sınıfı ve ilkokulu olarak, evet. Değil mi efendim? Yani tabii. Biraz o olanaklardan bahsedebilir miyiz efendim? Yani bir PDR çalışanının ihtiyaç duyduğu her şey bizim her odamızda var. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. İhtiyaç dahilinde ilettiğimiz her şey idarecilerimiz tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla bu noktada biz avantajlı bir durumdayız. Ama şöyle de bakmamak lazım. Yani biz bir özel okuluz, evet, ama özel okul olmanın ötesinde bir sivil toplum örgütüyüz. Ve çok güçlü bir sivil toplum örgütüyüz, çok köklü. Ve bunun misyonunu da taşıyoruz. Dolayısıyla gerekirse, ki öyle bir durum hiç ortaya çıkmadı, ama bütün olanaksızlıklar içerisinde de çözüm bulup kendi olanaklarımızı yaratabiliriz diye düşünüyorum. Evet, eğitim ailede başlar. Ana sınıfında ve ilkokulda devam eder ve başarı veya başarısızlık gelir. Yani tohumları siz atıyorsunuz hocam. Hı hı. Bu Türkiye genelinde veya Afyon özelinde, ben yine sormadan duramayacağım da, başarıda veya başarısızlıkta katkınızın olduğunu düşünüyor musunuz efendim? Tabii ki, yani şöyle söyleyeyim. Çocuk size bir ham maddeyle geliyor aslında. Belirli bir mizacı var. Ve o mizacının üzerine ekleyebileceğiniz her şey aslında sizin de payınızla oluşuyor. Tabii ki de bizim de payımız vardır. Yoktur diyemeyeceğim.
Ama elimizden geldiğince kendi ayakları üzerinde duran güçlü bireyler olabilmeleri adına savaş veriyoruz bizler. Yani başarı ve başarısızlık kriterine gelince başarı tanımlarımız bile değişebilir. Yani ben sonuç odaklı değil süreç odaklı olan, mücadele eden, benlik saygısı yüksek, problem çözme becerisi yüksek çocuklar yetiştirdiğimiz zaman bunu bir başarı olarak kabul ediyorum. Yani sayısal veriler tabii ki de önemli. Türkiye'de yaşıyorsunuz çünkü. Sayısal veriler tabii ki önemli. Yani çocukların nereye yerleştiği, hedeflediği yere yerleşip yerleşmediği bunlar çok önemli ama gerçek hayatın içerisinde belirli bir süre sonra çocuklarımız şunu demiyor ya işte ben tıp fakültesini 50. olarak kazandım demiyorlar. Gerçek hayatın içerisinde mücadele eden, pes etmeyen, başarının sonucunda illa bir madalya ya da ödül beklemeyen, madalya ya da ödül olmadan da birilerinin hayatını kolaylaştırmak, birilerinin hayatını güzelleştirmek, vatanına, milletine katkı sağlayabilen bireyler olabilmek çok önemli hale geliyor. Ve işte bizim anaokul ve ilkokulda temelini atmaya çalıştığımız şey bu. Geri kalan süreci ortaokul ve lisede hallediyorlar. Evet, tabii ben Kamalya'da sohbet ederkenki soruyu yine sormak istiyorum efendim. Bir özel okula gelen öğrenci, evet çok muhteşem bir öğretmen kadronuz var, olanaklarınız var ama buna rağmen öğrenci takviye almak istiyor. Bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyor? Veliden mi kaynaklanıyor, öğrenciden mi kaynaklanıyor? Siz mükemmelini veriyoruz dediğinize göre ben her ikinize de sorayım efendim. Önce ben cevap vereyim. Buyurun. Aslında ders periyotlarına, verilen eğitime, verilen eğitimin tarzlarına, eğitimi veren kişilerin aslında ne kadar donanımlı olduklarına baktığınızda gerçekçi olursak aslında takviye almaya çok da ihtiyaç olan bir durum aslında değil. Ama bu farklı yaş gruplarında takviye isteği bazı veli gruplarımız tarafından tercih edilen de bir durum. Yani şimdi, çocuğum diyor bir kazaya kurban gitmesin. Kesinlikle, diyor. Kesinlikle. Şimdi aslında baktığımızda biz bütün kaza senaryolarına hazırlıklı bir oluşum içerisindeyiz. Şu anda bakın 8. sınıflarda bile günde 8 saat yüz yüze eğitim verebiliyoruz. İşte 12. sınıflarda keza aynı şekilde. En kötü durumlarda dahi olası senaryolar için aslında hazırlıklı bir eğitimimiz var ama bir veli olarak da baktığınızda işin öbür tarafına geçip baktığınızda çok küçük, çok hızlı süreçte ya da uzun vadede çözülebilecek bir sorunda, bir eksiklikte dahi çok hızlı veli karar verip hemen takviye kararı alabiliyor. Aslında düşündüğümüzde inanın özel okul çerçevesinde verilmesi gereken her şey fazlasıyla verilmekte ama velimizin tercihiyle devreye girdiğinde bir saygı duyuyoruz. Bana sorarsanız siz böyle bir takviyeye ihtiyaç duyar mısınız? Ben veliyim bakın ortaokul velisiyim. Şu anda hiçbir şekilde öyle bir takviyeye ihtiyaç duyacağımı inanmıyorum. Çünkü eğer ki ben çocuğumu öz denetimi yüksek, bakın çok önemli, öz denetimi yüksek, içsel motivasyonu yüksek bir çocuk olarak o yaş seviyesine kadar taşıyabildiysem, sorumluluk bilinciyle de geldiyse, verilerini de alabiliyorsa hiçbir şekilde takviye ihtiyaç yok. Ama ben belirli sosyal becerilerden yoksun bir çocuk olarak o yaşa kadar taşıdıysam, evet orada veli sizin söylediğiniz gibi bir kazaya da kurban gitmemek adına önlem politikaları geliştirebiliyor. Bu anlamda da tabii ki bizler bu süreçte yanlış olduğunu dile getirmemize rağmen çok da tabii ki müdahil olamıyoruz. Çünkü velimizin kendi özelinde aldığı bir karar olarak karşımıza çıkmakta. Evet, teşekkür ederim. Oben Hocam size sorayım ve bu bölümü sizinle kapatalım efendim. Tamam. Tabii bir PDR uzmanı olarak ana sınıfına başlayacak öğrencilerimiz var. Afyon genelinde veya Türkiye'de ilkokula başlayacak öğrencilerimiz var. Mutlaka sizi dinliyorlar, veliler dinliyor. Onlara önerinizle de programı reklama girelim efendim. Bir kere gerçekten aidiyet duygusu çok önemli. Güven duygusu çok önemli. Velimiz bir anaokuluna görüşmeye gittiğinde ya da bir ilkokula, devlet ya da özel okul fark etmez, görüşmeye gittiğinde gözlemlemeli.
konuştuğu kişilerden güven duygusu alıp almadığına bakmalı. Ve tabii ki kaygıları varsa kaygılarını da konuştuğu kişi kimse onunla muhakkak paylaşmalı diye düşünüyorum. Sonra eminim ki ebeveynler de gerekli hassasiyetle doğru olan kararı vereceklerdir. Böyle bir yanıt verebilirim size. Ben size sorayım. Peki, bir soru sorayım. Siz mesela bu süreçte neden bir öğretim eksiğinin çıkacağı, ortaya çıkacağı varsayımıyla hareket ediyorsunuz? Ya da sorularınız o doğrultuda oluyor ya hani bazen. Evet, ben şuna inanıyorum. Eğitim online başarı yakalanamaz. Hı-hı. Ben %100, bu benim şahsi görüşümdür. Siz avantajlı, dezavantajlı değilsiniz. Bu yıllar kayıp yıllardır. Türkiye için kayıp yıldır, Afyon için kayıp yıldır, dünya için kayıp yıldır. Ama yaşayıp görüyoruz. Ben ana sınıfına veya ilkokul 1'e başlayacak bir çocuğum olsa bu yıl göndermez. Benim bu şahsi görüşüm efendim. Çünkü hiçbir şey, evet eğitim önemli ama sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Tabii ki biz de aynı fikirdeyiz zaten. Ama galiba siz tüm Türkiye geneli için değerlendirip konuşuyorsunuz değil mi? Yani işte orada kriterler değişebiliyor. Ama mesela şöyle çalışmalar da var baktığımızda. Evet, yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutamaz. Çocukla kurduğunuz o duygusal bağı, o etkileşimi hem öğretmen adına hem öğrenci adına hiçbir şey sağlayamaz. Yani, evet, şu programı mesela bir Zoom aracılığıyla yapıyor olsaydık bu tabii, diyaloğu, bu duygu aktarımı, göz temasını duygu kurmamız aktarımı, mümkün bu etkileşim değil. Bu kadar yoğun olmazdı. Doğru söylüyorsunuz. Ama mesela bazı araştırmalarda da şöyle bir şey var. Şimdi bu kuşak bizim kuşaklarımızdan farklı bir kuşak olacak. Alfa kuşağı olacak. Bundan 20 yıl sonra bu kuşaktan beklenen bazı nitelikler ortaya çıkacak. O nitelikleri karşılamak adına aslında şu an yapmış oldukları uzaktan eğitimin katkılarının olabileceği yönünde hipotez ve varsayımlar da var. İşte hani internet, bilgisayar, teknoloji, yazılım, işte bundan 20 yıl sonra beklenen insan nitelikleriyle bağlantılı olarak bu tarz düşünceler de var mesela. Dolayısıyla hani dediğim gibi dezavantajları, avantajları olan bir durum. Bu durumun içerisinde dezavantajlı durumda dahi olsanız bu durumu avantaja çevirebilmek için çaba sarf etmek evet, çok önemli mutlaka. Bence. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, kısa bir reklam arası, tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Özgül Termal'in sunduğu Mercek programı devam edecek. Özgül Termal'in sunduğu Mercek programı devam ediyor. Evet, son bölümle yine tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. TED Koleji'nde, TED Afyon Koleji'nde pandemi döneminde eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. Evet, ilkokul, anaokul, ortaokul derken şimdi de lise bölümünün PDR uzmanı Demet Doğan Hocam buradalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Evet, hemen sizinle başlayayım efendim. Bu süreç hakkında neler söylersiniz, neler yaşanıyor? Özellikle 12. sınıflar okulunuzda eğitim görüyorlar. Evet. Onlar bu durumu nasıl algılıyor, imkanlar neler, neler yapıyoruz efendim? Öncelikle şu anda pandemi sürecindeyiz. Bunu herkes, sadece öğretmen camiası, bizler değil, tüm ebeveynlerimiz olsun, tüm dünya olsun,
uyum sağlamaya çalıştığımız bir süreçteyiz ama çok daha iyi gittiğimizi düşünüyorum ben. Öncelikle herkes artık kendi durumlarını ve düzeylerini nasıl idame ettirebileceklerini daha dengeli bir şekilde ve kendini tanıyarak daha sağlıklı bir şekilde ilerlemeye başladığımız bir süreçteyiz. TED Koleji olarak evet 12. sınıflarımız şu an okulumuza devam ediyorlar tüm önlemlerimizi alarak. İyi bir şekilde öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle sınıf ortamlarını belli bir kademedeki sayılara düşürerek devam ediyoruz. Evet, ben az önce Azim Hocam'la da konuşuyordum da bu süreç sanki biraz online eğitimin olması, yüzde eğitimin çok nispeten olması sanki biraz öğrenci profilinde başarı da çıtayı biraz farklılaştıracak. Yani çok bilinçli, ben başarıyı hedefliyim, evet her şeye rağmen ben bu işi yaparım diyen, bir de zaten online olmayıp da yüzde eğitim olan bazı okullarımız var. Sınıfta bile öğrenciye hakim olmakta zorlanan okullar var, öğretmenler var. Online eğitimi evde nasıl yapacaksınız? Az önce müdürüm söyledi, bir öğrencimiz dedi, tarlada traktörün üzerinde dedi. Evet. Bağlandı dedi. Yani almak isteyen bir öğrenci var, günüm geçsin diyen bir öğrenci var. Neler söylersiniz efendim? Bu aslında normal yüzde eğitim içerisinde de bireysel farklılıklarımız vardır bizim öğrencilerimizin. Bireysel farklılıklar üzerine öğrencilerin alabileceği düzeydeki herkesin hedef noktaları farklıdır ve öğrenme düzeyleri farklıdır. Biraz da bu belirleyici olacaktır öğrencilerimizde. Başarı demişken herkesin başarı anlayışı farklıdır bu noktada. Kimisine göre başarı dediğimiz zaman hedefleri doğrultusunda daha yüksekken, kimisi sadece hedef noktasındaki belirlediği başarıya ulaştığı zaman kendini tatmin edecektir. Bu noktada öğrencilerimizin dediğim gibi kendi başarı seviyelerini ve hedeflerine ulaştıkları noktada yakalayabilecekleri bir nokta. Peki başarı nedir sizce efendim? Başarıyı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani başarı istediği okula kazanmak mıdır? Yoksa hem iyi bir vatandaş olmak, evet herkes doktor olmayacak, sağlıkçı olmayacak, asker olmayacak. Bugün her mesleğe ihtiyaç var. O mesleklerde de başarılı yakalanan diye bakıyor mu veli ve öğrenci? Aslında başarı sadece akademik başarı değildir. Hayatta da bizim kazandığımız başarılar vardır. Bir öğrencinin kendini iyi ifade edebilmesi ya da ayaklarının üzerinde durabilmesi, herhangi bir ortama girdiği zaman kendi öz benliğiyle, öz denetimiyle, kendi içsel motivasyonuyla yol alabilmesi başarının bir ölçütü olabilir kimisine göre. Kimisine göre akademik başarı onu var edebilecek durumlar söz konusu olabilir. Bireysel farklılıklar da aslında bu başarıyı tanımlamamızda bir yapıdır. Peki öğrenciler veya veliler bu süreçte sizden neler bekliyorlar? Veya okuldan beklentiler neler efendim? Şimdi velilerimizde ve öğrencilerimizde ilk başta bu durum yaşandığı zaman belli bir kaygı ve korku, endişe vardı. Tabii korku dediğimiz yapı aslında biraz ondan bahsedeyim ben. Biraz daha somut bir tehlikeyken kaygı biraz daha gelecekten beklentilerimiz ve endişelerimizin doğurduğu bir yapıdır. Belirsizlik her zaman bize kaygı ve korku yaratır. Aslında velilerimizde olan ve oluşan yapı da buydu. Ama süreç ilerledikçe, bizim okulumuzun içerisindeki yapıyı gördükçe, öğretmenlerimizin özverisi, öğrencilerimizin kendi içerisindeki olan içsel motivasyonunun güçlü olması, biraz daha velilerimizi de sanırım duruma adapte etmesi konusunda yardımcı oldu. Evet, ben hemen hocama dönmek isterim efendim. Bu süreçte, bu yaşanan süreç içerisinde, tabii velilerin bir tepkileri var. Örneğin merak edilen bir konu, öğrenci serviste gelen öğrenciler var. Bu konuda okulumuzda ne gibi tedbirler alınıyor? Örneğin yemekhanenin durumu nedir? Biraz da bunları konuşalım efendim. Çok da önemli bir iki nokta aslında. Bir tanesi ulaşım, bir tanesi de yemek hizmeti. Yemek hizmetiyle başlayalım. Yemek hizmetimiz şu anda okulumuzun yemekhanesinde verilmekte. Ve şu anda yemekhanemizde geniş masalarımızda sosyal mesafeli bir konumlandırma oluşturduk. Ve onunla ilgili belirli işaretlemelerimizi gerçekleştirdik. Yemek esnasında da düzenli olarak çocuklarımızı takip edip uyarıyoruz. Çünkü bazen birbirini özleyen çocuklarımızdan hani yer değiştirmek, birbirinin yanına yaklaşmak isteyenler mutlaka olabiliyor. Bu anlamda da hemen hızlı bir şekilde hem bizler, idareciler, öğretmen arkadaşlarımız ve nöbet desteği aldığımız arkadaşlarımızdan yardım alıyoruz. Bir diğer önemli husus da yemek tamamen tek kullanımlık malzemeyle bize sunuluyor ve biz o tek kullanımlık malzemeyle
yemek hizmeti alıyoruz. Bu da çok önemli bir husus biliyorsunuz şu süreçte. Özellikle yeme içme malzemeleriyle bulaştığı da bilindiği için şu anki virüsün, bu bizim aldığımız önemli önlemlerden de bir diğeri. Ulaşım hizmetine gelecek olursak, biliyorsunuz okulumuz şehir merkezine göre baktığınızda 7 kilometre kadar dışarıdayız. Gerçi yeni yapılanmalarla birlikte şehrin içine doğru girmeye başladık lokasyon olarak. Ve baktığımızda da servis bizim için çok önemli bir ayağımız. Servis kullanan öğrenci sayım şu anda çok yüksek değil. Ve servis kullanan öğrencilerimizle de sosyal mesafeli ve her öğrencinin aynı yerine oturmasını sağlayan bir yaklaşımımız var. Zaten bizlere gönderilen kılavuzlarda da bizlerden istenen bunlar ve bizler de bunları servis şirketimizin desteğiyle de hayata geçiriyoruz. Düzenli olarak servislerimiz her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyorlar. Bununla ilgili de düzenli olarak servis hizmeti aldığımız şirketimiz de bizi bilgilendiriyor. Bu anlamda hem yemek hem de ulaşım noktasında bizden beklenen kılavuz anlamında bizim çünkü yol göstericimiz şu anda kılavuzumuz. Bu kılavuz bizden ne istiyorsa bütün kuralları, kaideleri uygulanmış şekilde de hizmet veriyoruz. Evet, ben yine Demet Hocam'a dönüyorum efendim. Branş öğretmenleri bir hayli yoruluyor bu süreç içerisinde. Evet. Sizler de yoruluyor musunuz? Yani örneğin 12. sınıftaki bir öğrencinin size destek ihtiyacı ne yönde oluyor efendim? Genellikle motivasyon. En çok ihtiyaç duyduğumuz şu andaki yaşadığımız durumu da açıkçası kalkındırabilecek bir durumda. Öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey motivasyon. Bu öğretmenlerimiz için de geçerli aslında. Büyük bir özveriyle çalışıyor tüm öğretmenlerimiz. Ebeveynlerimizin desteğiyle bizler de açıkçası o gücü de alıyoruz kendimizde. Öğrencilerimiz daha çok şu an 12. sınıflarımız programlar, biraz daha kendine güvenmeleri. Bence başarısız öğrenci yoktur. Sadece başarabileceği öğrenme yeteneğine güvenen öğrenci olması gerekiyor. Öğrenme yetisine güvenen bir öğrenci olması gerekiyor. Bu noktada nasıl öğrenmesi gerektiği konusunda, çünkü herkesin öğrenme stilleri, yöntemleri farklıdır. Belli bir yol haritası çizilmesi gerekiyor öğrenci için. Ona dokunmak gerekiyor. Öğrenciyi iyi tanımak gerekiyor. Bu noktada da rehberlik birimi önemli bir noktada. Önce öğrenciyi tanımak lazım. Evet. Ona göre dokunmak lazım aslında. Peki özel okulda bir rehberlik uzmanı olmanın avantajı veya dezavantajı var mı? Avantajı aslında sürekli kendini geliştirmek durumunda olmak büyük bir avantaj. Çünkü her yapıda öğrencimiz geliyor muhakkak. Devlet okullarında da aynı şekilde ama özel okullarda biraz daha sanırım öğrenciyi gelişimini en başından, ana sınıfından, lise kademesine kadar sürekli takip etmek, öğrencinin hangi aşamada neler yaşadığını sadece akademik olarak değil, ev içerisinde olabilir, sosyal yaşam olabilir, arkadaş ilişkisi olabilir. Her alanda değerlendirmek ve ele almak çok kıymetli diye düşünüyorum. Bunu da özel okul olarak, TED Koleji olarak bizler iyi yaptığımız kanaatindeyim. Evet, tabii aslında ben bir videomuz vardı. Programın sonunda izletmek istiyordum değerli izleyicilerimize. Ama isterseniz mesajları o videoyu izledikten sonra birlikte verelim. Afyon Sağlık Bilim Üniversitesi ile Kanaçı'nın birlikte yapmış oldukları bir video var. Yönetmen arkadaşımdan onu rica edeyim. Onu birlikte izleyelim. Akabinde bu konuda hem öğrencilere hem velilere hem de topluma mesajımızı da kapatalım efendim. Derdi çekmeyen bilmez. Mutlaka kendilerine tedbir alsınlar. 15 Haziran'da yapılan testim pozitif çıktı. İlaçlarımı aldım. 5 gün boyunca evde tedavim devam etti. Cumartesi gün ağırlaşınca hastaneye yatmak zorunda kaldım. Nefes alamamaya başladım. Özellikle sol akciğerimin kapanması nedeniyle nefes almaya başladım, zorlaştım. 18 saat boyunca yüzün koyun yatmak zorunda kaldım. Tabii bu süreçte beni entübe yapmışlar. Entübe olduktan sonra da 11 gün boyunca
makineye bağlı olarak kalmışım. Bunun sonucunda 11 gün sonra makineden çıktım. Normal yoğun bakımı aldılar. Tabi orası da çok zorlu bir süreç. Yatıyorsunuz, hiçbir organınız hükmedemiyorsunuz. Sadece gözünüzden yaş atıyor ve bunu hissediyorsunuz. Tabi oksijen tüpüyle yaşamaya hala devam ediyorum. Akşamları oksijen takmak zorunda kalıyorum. Çok zorlu bir süreç. Sabaha kadar aralıksız 10 saat öksürdüm ve solunum sıkıntım arttı. Artık neredeyse öleceğimi hissettim. Solunumum dakikada 16-18 olması gerekirken dakikada 48-50 civarındaydı. Kötüye gidiyordum. İnsanın aklına her şey geliyor. Tabii ki ölüm geliyor. Yoğun bakımda 4 günüm geçti ve yoğun bakımda bir hastamız vefat etti. Kendimi onun yerine koydum. O ceset torbasının yerine koydum. Benim için en ürkütücü an o andı. Yani şu anda bile seslerim titriyor. Çoluğumu çocuğumu düşündüm. Çok zorlu bir süreçti. Hem çalışma arkadaşlarınızın tek tek pozitif olduğunu görüyorsunuz. Hem ailenize götürdüğünüzü görüyorsunuz. Hem bu aile ortamında iki tane çocuğunuzu ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Bu arada eşinizin testi yapılırken kızınız... Baba sen de hasta olurken biz ne yapacağız diye soruyor. Kızımın doğum gününde birlikte olamamak, bir sağlık çalışanı olarak dışarıda bulunduğum için değil, burada çalıştığım için hasta olmak en çok üzen olaydı. Çocuklarıma bisiklet alacaktım 15 Haziran'dan bir hafta önce. İkisi de bisiklet istiyorlardı. Yoğun bakımdayken beynimde öyle bir şey geçti. Keşke alsaydım da hani olur ya dünyadan geçersek. Öyle bir hayalim vardı. İşte geçen hafta çocukların bisikletlerini aldırdım. Yani zor bir süreç. Hiçbir zaman yok. Yani 21 gün yapmışım ama hiç hayatımın o kısmı yokmuş gibi. Bireysel önlemler pandeminin engellenmesi için son derece önemli. Lütfen eğlencelerimize, bir araya gelmeye, birlikte temas edip sarılmaya, birbirimize dokunmaya bir süreliğine ara verelim. Eğer bunu yapmazsak pandemi kontrolden çıkacak. Hastanelerde yükünü karşılayabileceğimizin çok üstünde hastayla karşılaşmaya başladık. Yoğun bakım yataklarımız tam dolu. Eğer bu yoğun bakım hastalarından biri siz olursanız açıkta kalabilirsiniz. Lütfen biraz daha ciddiye alalım. Lütfen biraz daha dikkatli olalım. Bunlara dikkat etmezsek gerçekten özellikle kış aylarında çok sıkıntılı günler bizleri bekliyor olacak. Sosyal mesafe, maske, el hijyeni ve doğru maske kullanımı. Lütfen bunlara dikkat edelim. Lütfen biraz daha özenli olalım. Burada COVID-19 bulaşmış hastalar yatıyor. Hepsinin eşi, çocuğu, beklentileri, umutları, gelecekleri var. Ben çok hastaya tanık oldum. Elimden yapışıp ben nefes alamıyorum doktor hanım, ben boğuluyorum, bana yardımcı olun, ben ölmek istemiyorum, benim umutlarım var, hayallerim var, üniversiteye giden çocuğum var diyen birçok insana şahit oldum. Lütfen kalabalık yerlerden uzak duralım, sosyal mesafemizi koruyalım, maske takalım, el hijyenine dikkat edelim. Çünkü gerçekten bu işin şakası yok. Sen söylenecek kelimeleri bulmakta ben zorlanıyorum. Evet.
sanırım katılır mısınız hocam, Demet hocam, gençlerimiz biraz daha değil miyim de biz büyüklere nazaran çok daha fazla bilinçliler. Bunu nereden şey yapıyorsun diyorum. İnsan ister istemez bir rahatlık içerisinde oluyor. Örneğin benim evde kızım var. Kapıdan girer girmez başlıyor. Maske atılacak. İşte ellerini şeye tutma, kapıya tutma, ayakkabılarını dışarıda çıkar. Direkt lavaboya gideceksin, dezenfekte olacaksın, ondan sonra gelecek, kıyafetten çıkar. Böyle bir uygulama varken dışarıdaki biz büyüklerin bu duyarsızlığı nedendir? Yani maske takmıyor, yanınızdan geçiyor. Hatta geçenlerde bir gördüm. Arabanın penceresini açmış, dışarıya doğru vatandaş hapşırıyor. Neler söylersin efendim? Neden böyle duyarsızız? Aslında bu görüntülerin hiç olmaması lazım. Denetim ekiplerinin hiç olmaması lazım. Sanırım bu biraz bizim ayıbımız. Evet, bu noktada katılıyorum. Küçük yaştaki çocuklarımız aslında bizlere göre, büyüklere göre, ebeveynlere göre biraz daha, bir tık daha dikkat ediyorlar bu noktada. Biraz daha kurallar çerçevesinde yaşamayı daha iyi idrak ettikleri için diye düşünüyorum ben. Okulumuzda da var. Kurallarımız var, evde de kurallarımız var muhakkak. Ama biraz daha çocuklardan bu kurallara uymasını beklerken bizler ebeveynler çok fazla kurallara ayak uyduramıyoruz. Biraz bu noktada sanırım çocuklara örnek almak gerekiyor. Evet. Hocam siz neler söylersiniz bu konuda? Hasan Bey, biraz önce söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Çünkü biz bunu çok iyi gözlemliyoruz. Bahsettiğiniz yaş grubuyla şu anda biz birebir vakit geçiriyoruz. Ve onları gözlemlediğimizde virüsle alakalı önlemler, maske, sosyal mesafe noktasında çoğu büyüğüne göre, aile büyüğüne göre onların daha bilinçli olduğunu görüyoruz. Bu anlamda zannedersem şöyle bir bakış açımız var. Hani davulun sesi biraz uzaktan hoş geliyor. Yani size yaklaştıkça tehlike önlem oranınız artıyor. Ve çok acı ki şu anda hep toplumsal ortamlarda şu cümleyi kullanıyoruz. Çember gittikçe daralıyor. Ve bunun sebebi gerçekten biziz. Çünkü bütün sağlık kuruluşlarımız, bütün doktorlarımız, hepsi biraz önce izlediğimiz belgeseller gibi yapımlar, hepsi bizi zaten Mart ayından itibaren biliyorsunuz gündem hiç değişmeden bizi uyarıyorlar. Ve biz şu anda aslında hala sizin de ilk girişte söylediğiniz gibi insanlara bir şey anlatabilmenin, insanlara bir şey öğretebilmenin, toplumsal bilinçlenmenin aslında ne kadar zorlu bir süreç olduğunu deneyimledik ve bu deneyimlemeye de maalesef ki acı sonuçlarla devam ediyoruz. Ben her şeyden önce şunu unutmayalım. Hep diyoruz ya, eğitim çocuklarımızın geleceği için, ama bu çocuklarımızın geleceği için annelerine, babalarına, aile büyüklerine ihtiyaçları var. Ne olur en azından çocuklarımız, yani geleceğimiz için daha bilinçli olalım. Daha dikkatli olalım. Biraz önce verdiğiniz örnek çok ürkütücü. Yani maskesini takmayıp işte dışarıya doğru öksürmek, işte insanlara doğru bu hareketleri gerçekleştirmek. Bu işte bilinçsizliğimizin göstergesi ve çok acı. Bu anlamda bizler ne kadar kendimizi korusak da kendini korumayan ya da bu virüsü yok sayıp sosyal hayatına devam eden gruplar maalesef ki herkesi tehlike altına sokmakta. Ne olur çocuklarımızın geleceği için biraz önce izlediğimiz görsellerdeki bütün doktorlarımızla aynı fikirdeyim. Ne olur daha dikkatli olalım, sosyal mesafeli yaşayalım, maskesiz hiçbir şekilde hiçbir ortamda bulunmayalım. Evet, Demet Hocam, mutlaka öğrencilerinize vereceğiniz mesajlarınız var. VD'lere vereceğiniz mesajlarınız var. Buyurun efendim. Öncelikle 12. sınıfları öğrencilerime sesleniyorum ben. Biliyoruz sınava gireceğiz yine. Türkiye'de maalesef birçok olumsuzluklar yaşandığı noktada da en önemli temel taşımız bizim eğitim. Eğitimin aksamaması gerekiyor. Büyük bir dirayetle, büyük bir sağlamlıkla ilerlememiz gerekiyor. Bu noktada üst sacaya dediğimiz hem okul, hem aile, hem öğrencilerimizin işbirliği içerisinde güzel bir şekilde yol alacağımız bir sene olur umarım. Bu girecektiğimiz sınav artık sadece akademik bir sınav değil, maalesef psikolojik bir sınava döndü. Her kademede öğrencilerimiz, aynı sınıftaki öğrenciler de aynı bilgi birikimine sahip olsalar dahi bir tık daha psikolojik, daha sağlam, daha sağlıklı bakabilen öğrenci bir tık daha önde olabiliyor. Bu noktada psikolojik sınavımıza iyi hazırlanalım diyorum ben. Elimizden gelen gayreti gösterelim. Hep bütün öğrencilerime başarılar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Efendim son 4 dakikamız, sizinle devam edelim.
mesajlarınızı almadan önce bizi bir nasıl eğitim yılı bekliyor efendim? Şu anki görselde bizi özellikle sınav gruplarımızda, anaokullarımızda şu anda yüz yüze eğitim başladı ve devam edecek diye ben umut ediyorum. Ama ara sınıflarımızda eğer ki vaka sayılarımız böyle devam ederse bakanlığımız zaten bununla ilgili önlemlerini alacak ve online eğitimle devam edilebilir diye bir öngörümüz var. Öngörüler var daha doğrusu. Ama her türlü senaryoya yani hem yüz yüze eğitime hem online eğitime şu anda hazırlıklıyız. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Gerek canlı ders gerek video aktarımı noktasında zaten deneyimledik bu süreci. Yani bütün Türkiye deneyimledi aslında. Sadece biz deneyimlemedik. Sadece özel okullar deneyimlemedi. Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel bir altyapıyla başladı biliyorsunuz. Şu anda EBA büyük oranda kullanılıyor. İşte belirli okullarda EBA destek merkezleri oluşturuldu. Bu anlamda deneyimlenen bir süreç şu anda bence geliştirilerek de devam etmekte. Ben hep şu süreci çeşitli yaşam becerilerinin de ortaya çıktığı bir süreç olarak değerlendiriyorum ve hep olumluya odaklanma gibi bir noktam var. Daha da fazla yaşam becerileriyle, daha da fazla kendini planlayabilen bir öğrenci profiliyle devam edeceğine dair de umutluyum. Tabii ki keşke virüs hiç olmasa, inanın şunları hiç konuşmuyor olmasak, eski rutinimize devam etsek ama maalesef ki böyle bir ortamda da yine de olumluya odaklanarak umudun hep var olduğu bir ortamda başarılı bir yıl olacağını yine de düşünüyorum. Evet, mesajlarınızı da kapatayım istersiniz efendim. Öğrencilerinize ve velilerinize, tabii öğretmen arkadaşlarınız da siz onlara da sanırım söyleyecekleriniz vardır. Kesinlikle. Öncelikle böyle bir ortam sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımla başlamak isterim. Şimdi biraz önce Oben Hocam dedi ki sağlıkçılarımız ne kadar bir neferse şu anda eğitimcilerimiz de bir nefer. Gerçekten de öyle. Biz bunu sahada bizzat deneyimliyoruz. Biz işin kurgu kısmındayız ama sahada bu işi yöneten öğretmen arkadaşlarım çok daha değerli ve kıymetliler. Siz de o gün tanık oldunuz zaten. İşte ağzında maskesi ve siperliğiyle bu işi yapabilmek ve bir günde belki de 8 saat aktif olarak ders anlatabilmek hakikaten çok zorlu bir iş. Hem de artı bunun yanında online eğitime devam edebilmek. Hepsinin eline emeğine sağlık ve biz bu süreci bu şekilde onların katkısıyla sürdürebiliyoruz zaten. Velilerime gelince sağ olsunlar süreç içerisinde sağladıkları hem olanaklar açısından hem bizlere verdikleri destek açısından biz bu süreci iyi yönettik. Ama şu süreçte onlardan şöyle bir beklentim de var. Bir rutin oluşturabilmek, yani çocuğu mutlaka o online eğitim saatine hazır hale getirebilmek küçük yaş grubu için. Zaten biz bunu ortaokul ve lise gruplarında bireysel anlamda, öğrenci bazında takip edebiliyoruz. Ama küçük yaş gruplarında velilerimizin hem motive edebilmesi, hem o rutini, o saat dilimlerini takip edebilmesi açısından öğrencimizi desteklemesi çok önemli. Evet, bu süreçte anne baba çalışıyor ise, ki ben bu veli grubuyla çok çalışıyorum, onların sıkıntılarına çok tanık bir anneyim. Ben de işte çalışan bir anne olarak zorlukları kesinlikle var. Ama inanın bu zorluklar velimizin de katkısıyla öğrencimiz de çok güzel yaşam becerileriyle kendini gösteriyor. İnşallah bu süreçte yaşam becerilerinin geliştiği bir süreç olur. Evet, çok teşekkür ederim efendim açıklamaların nedeniyle. Programa renk kattınız, çok sağ olun. Ben önce sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm eğitim camiasına kolaylıklar diliyorum. İyi ki varsınız diyorum. Size de başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum efendim. Teşekkür ederiz. Evet, bu akşam da mercek programının sonuna geldik efendim. Haftaya yeni bir mercek programıyla sizlerle oluncaya dek sağlığınıza ve insanlığınıza iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Özgül Termal Mercek programını sundu.